Grup ayrılığını öldürmemiz gerekiyor ey Müslümanlar. O grubun şu hatası var. Varsa var. Seni Allah kiramen katibi mi yaptı? Sana ne? Sen güzelce söylersin. O yine hatasını yapıyorsa yapar. Sen onu engelleyemezsin. Onun bu şu hatası var, bunun var. Birbirimizi eleye eleye bir avuç kalıyoruz. Hayır, Allah'ın soracağı hesabı kul sormamalı. Biz Allah'ın soracağı hesabı da sormaya kalkıyoruz. Bakın, bu konuda ben çok tecrübeliyim. Çok hatalar yaptığım için. Ama ben o hataları yaparken İslami bir şey yaptığımı zannediyordum. Mesela birisinin, diyelim, çarşafı kısa mı? Müdahale ederdim. Birisinin saçı şuradan azıcık kazayla görünmüş mü? Kazayla, yani buna kızamazsın ki. Bir de benim kızmaya ne hakkım vardı? Benim hakkım var zannettiğim için ben o hatayı yapıyordum. Demek ki şimdi bu tür hataları yapanlar da böyle herkesin yanlışını düzeltmeye kalkan, yok reddiye, yani bu arada Cübbeli Ahmet'e şey dedi ki Cenk Ümer, Şenlikoğlu'na reddiye yapmışsın dedi. O da tabii çok reddiye yaptığı için bana reddiye yapıp yapmadığını unuttu. Reddiye yapmışımsa, yaptımsa eğer şundan dolayı falan dedi. Hayır, bana kimseye reddiye yapmadı, yapamaz zaten. Çünkü benim akidem onlardan aşağı değil. Hatta benim akidemin onlardan çok daha düzgün olduğuna inanıyorum. Benim akidemi bir tarafa atacak, bana reddiye yazacak ha? Öyle birisi yok henüz. Henüz doğmadı yani. Benden sonra doğarsa onu bilmiyorum. Yani gece gündüz akidem düzgün olsun diye okuyacağım, çalışacağım, birisi bana reddiye yazacağım. Ne haddine? Ayrıca birinin birine reddiye yazması bile çok çirkin bir şey. Sen ona güzellikle tebliğ edersin. Bakın, hocanın birisi Şenlikoğlu çarşafı çıkarttı diye bir video doldurmuş. Sevdiğim hocaydı, arada bir rastlarsam dinliyordum. Telefon açtım kendisine. Dedim hocam, siz beni çarşafsız gördünüz mü? Ben bu tür şeyler örtüyorum çünkü örtmezsem hep aynı kıyafet zannediliyor. Bir de aynı konu zannediliyor. Aynı çarşaf olunca aynı konu zannediliyor videolar seçilirken. O yüzden ayırt edilsin diye yapıyorum böyle bir şey. Hocam dedim, siz dedim beni hiç çarşafsız gördünüz mü dedim. Hayır, görmedim dedi. Dedim çarşafı çıkarttı demişsiniz, nasıl dediniz dedim. Senin dedi şöyle işte yabancı güvenilir erkeklerle bir sofrada oturulur deyince çarşafı çıkarttın diye düşündüm dedi. Ama dedi özür diliyorum dedi. Sormam lazımdı, çok doğru söylüyorsunuz. Önce sormam lazımdı. Hakikaten önce yanlış yapan bir insana gidersin. Dersin ki tabii onun yanlış dediği, onda yanlış gördüğün şey dinen gerçekten yanlışsa, sonradan ortaya çıkan şeyler şeye dönmesin iş, söyleyin rabıtaya. Yani dinde yeri yoktur rabıtanın. Sonradan gelen bir şeydir. Ama Allah'ın farz kıldığı gibi konu ediliyor. İn tasavvufundan yani, gelmiş evet, bir şey mi? Yani rabıtanın dine sonradan girmiştir yani. O zaman ona göre değer kazanmalı. Sonradan gelenler dinde ona göre değer kazanmalı. Akide gibi üstünde durulmamalı. Her neyse. Şimdi birisinin yanlışı varsa dersin ki bak al sana ayet. Sen şu ayeti şöyle mana veriyorsun. Hadis söylemek istiyorsan hadis de söylersin. Ama güzel güzel anlatırsın kardeşçe. Şimdi öyle değil. Birisine reddiye yapmak yani hem senin haddin değil hem de bir insanı hata yaptı diye öldürmeyeceksin. Ona yanlışını söyleyerek dirilteceksin onu. Bu çok yanlış bir şey. Reddiye çok yanlış ve büyük bir küstahlıktır bana göre reddiye yazmak. Sana Allah'ın öyle bir verdiği hak yok. Hiç böyle bir hak yok. Böyle bir şey yapamazsın. Sadece şunu söyleyebilirsin. Şu kardeşimiz şöyle bir ayet olduğu halde ayete aykırı olarak şöyle söylemiştir diyebilirsin.
Ama yok efendim onu dinlemeyin, yok onun kitaplarını almayın, onun vaazlarını dinlemeyin. Sen kimsin ya? Nasıl bunu diyebilirsin? Böyle bir yetkiyi sana kim veriyor? Şurada kaçırılıyor galiba bizim hani hocalarımız diyelim, hani hocalar diyelim. Hani Allah Resulü Mekke'yi fethettiğinde tövbe istiğfar et diyor ya Allah ona, yani başı önde giriyor. O derece mütevazı bir şekilde gir içeriye diyor. Kim başı önde Allah giriyor? Resulü hani Mekke'yi fethettiğinde bu fetihle birlikte hani tövbe istiğfar. Yani hani ben kazandım, ben artık şeyim kibrine bulaşmasın diye. Evet. Bizim hocalarımız da biraz hani ilerledikçe tevazu artması gerekirken haddini aşma mı? Ben şunu fark ettim. Cemaatler küçükken mütevazı oluyorlar. Büyüyünce resmen ve resmen, gerçekten uydurmuyorum bunu, resmen mafya kılığına giriyorlar, mafyalaşıyorlar. Mesela ben diyelim işte birini, bir hocayı eleştirmiştim ki ben korktuğum için öyle eleştireceksem eleştirmemezlik yapmam. Yani hayatıma mal olsa yine yapmam. Zaten bilen bilir bunu. Bir tehditler aldım bir dönem. Ama 20 senedir, pardon 15 senedir o tehditleri almıyorum. Aynen şöyle tehdit. Tarz mafya ayağı tarzı. Bana bak kadın, seni yaşatmayız ha falan böyle. Büyüdükçe o tasavvuf ehli denilen insanlar nazik olur, mütevazı evet. olur. Mesela öyle cemaatlerde evet. var. Hiç yani mafya kılığına soyunmuyorlar. Gayet mütevazı, insanlıklarını evet. unutmuyorlar. Evet. Kimilerine ne oluyorsa resmen bir acayip bir şey oluyor yani. Hatta bir grup Fatih var. Fatih, burada iki tane tasavvuf grubu kavga etmiş dediler. Şaşırdım. Gerçekten mi dedim? Evet, gerçekten dediler. Ayrılmışlar. Bir cemaat mensubu, Mehdi'yim diyen bir cemaatti bu. Ben de biraz düşündüm çünkü Mehdi'yim diyen kişi 100 hadis-i şerif ben tutuyor dedi beni. Ben olduğumu ma dair tutuyor deyince ben Mehdi beklemiyorum. Böyle Mehdi inancım da çok yok. Gelirse askeri olurum. Çünkü ben devamlı çalışıyorum Allah'ın izniyle. Gelmezse de gelmez yani. O kadar pek akide gibi görmem Mehdi'nin gelişini. Ama 100 tane hadis tutuyor deyince böyle bir durakladım. Dedim ben bu hadisleri araştırmam lazım. Hangi söze kadar araştırma kararındaydım? Onların elemanlarından birisi, biz biraz palazlanalım da, biz biraz güç bulalım, ondan sonra bize karşı olanların hesabını soracağız dedi. Ha, bu mafyalıya soyunuyor. Anında ilgiyi kestim. İnsan şart ne olursa olsun İslami mütevazılığını bırakmamalı, şımarmamalı, şöhret o kişi bozmamalı, para o kişi bozmamalı, o kişiyi bozmamalı, makam bozmamalı. Ama birçok insanı makam oldukça çok bozuyor. Yani özetlersek, İslam alemine tufan lazım dediğim, böyle bir yıkanması lazım. O hürafelerin, ifrat ve tefritlerin temizlenmesi lazım. Hepimiz tarikatlı tarikatsız, mezhepli mezhepsiz, kim varsa, ben Müslümanım diyen kim varsa, herkes bu konuda çalışma yapması lazım. Gerçekten çok bir de kullanılıyor bu grupların farklı farklı söylemlerini. İslam düşmanları kullanarak daha çok kendi iddialarına renkli bir delil getiriyorlar. Bunun da önüne geçmemiz için bizim her şeyi bir yana atıp grup ayrımı yapmadan, yani içinde yap, yani bu ben bununla aynı fikirde değilim de, ama hiç olmazsa ortak paydalarda bir araya gelinmesi daha lazım. Daha bir ve bütün bir söylem yapılması gerekiyor diyorsunuz. Efendim? Ya. Daha birleştirici bir... Yani tabii. Yani siyasetten başlayan bir süreç aslında. Bu çok önemli.